Burada Hayat Var'dan herkese iyi hafta sonları. Bugün emeğin, emekçinin kenti Zonguldak sohbeti yapacağız. Çok değerli konuklarım var. Meclisin en sevilen, en güler yüzlü, en cana yakın isimlerinden AK Parti Zonguldak Milletvekili Sayın Özcan Ulupınar. Azimli, çalışkan, yenilikçi, iyi bir dost, iyi bir arkadaş. TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü değerli Cihat Alagöz ve güzel sesi, güzel yorumuyla hepimizin gönlünü fetheden opera sanatçısı sevgili Hasan Doğru. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Siz nasıl gidiyor? İyi gidiyor, koşturuyoruz. Memlekette ne var ne yok? Her şey memlekette yolunda mı? Yani her şey yoluna girecek her şey inşallah. Yolunda. Sizin hayat hikayeniz nerede başladı? Memleketle nasıl tanıştınız? Herhalde Almanya'da doğdunuz değil tabii mi? Tabii benim babam orada işçiydi. Hı hı. 1963'te gitmiş. Tabii Zonguldak maden şehri olduğu için zamanında Almanya'ya 1960'lı yıllarda maden işçilerini götürmüşler. Babam da ilk gidenlerden. 6 kardeşiz. 5'imiz orada doğduk. 1973 yılında babam döndü. Bizi okutmak için döndü. Dönmüş. Küçük kardeşim burada doğdu. Ondan sonra ilk orta lise Devrek'te. Devrek'teyiz biz. Baston başucunuzda. Evet, bastonumuz var. Hep onunla mı geziyorsunuz? Devrek'te doğanların öyle bir şeyi mi vardır? Yani biz genellikle bastonu bırakmayız. Bastonu, evet. Ondan sonra üniversite, Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesi. 2002 yılı siyasete girdim AK Parti kurulduğu zaman. Devrek'te belediye başkanlığı 7 sene. Ondan sonra 5 yıldır da vekillik yapıyorum. İyi, ne güzel. Kısaca bu. Memleketle, bu kadar kısa mı tanışmanız memleketle? Şimdi şöyle, bizim ticaretle uğraşıyorduk Devrek'te. Hala kardeşim devam ettiriyor işleri. İnsanların doğduğu yere borcu var. Döndünüz, yaşadığı geldiniz. Yere borcu var. İnsanlara faydalı olmak lazım. Ve etraftan da böyle bir beklenti oluşunca 2002 yılında aslında çok düşünmediğim halde siyasete girdim. Ondan sonra memleket için, milletimiz için çalışmalara başladık. Bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Kolay gelsin. Allah herkese iyi eserler yapabilmeyi, bırakabilmeyi nasip etsin. Memlekete vefalı olmak dedi. Ne demek Cihat Bey? Memlekete vefalı olmak. Şimdi memlekete vefalı olmak önemli bir kavram. Çünkü birincisi şahsiyetinizi, karakterinizi, kültürünüzü, yaşam şeklinizi memleket ve memleketin iklimi, o içinde bulunduğunuz ortam kültürü şekillendiriyor. Sonuç olarak size bir nevi ruhunuzu ortaya çıkartıyor. Bu ruhla da zaten bir şeyler başarıyorsanız onun, o başarının sırrı da o ruhta gizli oluyor. İşte tam da bu noktada size o ruhun kişiliği, şahsiyeti kazandırmış olan memleketinize de hayırlı hizmetlerde bulunmak, memleketinizin insanına sahip çıkmak, memleketinizin hayırla yad edilmesini sağlamak, her şeyden ötesi de memlekete kalıcı eserler bırakmak da memlekete ahde vefa bakımından önemli kavramlar. Dolayısıyla da ben de bir Zonguldaklı, bir Devrekli olarak hayatımın her döneminin içerisinde memleketimle iç içe, memleketimin insanına nasıl faydalı olurum bakışı içerisinde hep bulundum. Ben Sayın Milletvekilimize teşekkür ediyorum. Kendisi çok bu konularda mütevazı yaklaşıyor. Genç yaşına ve siyasetin içerisindeki süre bakımından geçirmiş olduğu süreye nazaran gerçekten çok güzel hizmetlerde bulundu. Daha biraz önce de kendisiyle şunu sohbetini yapıyorduk. Dedi bana, gidip geliyor musun, ne sıklıkla geliyorsun? Dedim ki sayende çok sık gidiyorum. Niye? Yollarımız yarı yarıya kısaldı. Öyle mi? Evet. Bizim çocukluğumuzda bir Dorukhan tünelimiz vardı. Zonguldak'a, Ankara'dan giderken Türkiye'nin en uzun tünellerinden bir tanesi. Şimdi biz onu şöyle zannederdik. Tünel uzun ise geçmesi de doğal olarak çok uzun. Ama uzunluğuyla kıyasla baktığınızda 2 kilometrelik, yani uzunluktan bahsettiğimizde bu, ama içinden geçmesi 13 dakikamızı alırdı. 13 dakika her bir parke taşını saya 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 geçerdik. Evet. Şimdi 13 dakikalık tünelin yanına bir tane daha katmak suretiyle buradaki süre 30 saniye 35 saniyeye düştü. Ve dolayısıyla artık bugün Ankara'dan çıktığınızda 1,5 saat içerisinde devreye, 2 saat içerisinde Zonguldak'a varıyorsunuz. Hasan, biz seni O Ses Türkiye'de sesinle çok sevdik. Şimdi bugün bize memleketini o kadar güzel anlat ki, senin sesin kadar hepimiz, bütün izleyiciler Zonguldak'a bugün hayran kalalım. Sen orada mı yaşıyorsun, orada mı doğdun? Ben doğma büyüme oralı sayılırım. Aslında memleketimiz Ordu bizim. Ordu'dan dedem zamanında maden ocağına gelmiş, yanında çocuklarını, ailesini getirmiş, babamları getirmiş. Ama ben yani orada doğdum, büyüdüm.
Yani her evde mutlaka bir maden hikayesi var mıdır? Yani benim, çalışmaya gitti dediniz. Benim dedem madenciydi. Dedeniz öyle, madenciydi. Maden emeklisiydi. Vardır, vardır. Peki şimdi sen memleket deyince ne hissediyorsun? Sen birazcık O Ses Türkiye'de biz senin sesinle tanıdık ama sen memleketini de öne çıkardın değil mi? Yani hani Zonguldaklı Hasan falan böyle bir hani bayağı bir ses getirdin. Döndüğünde orada seni nasıl karşıladılar? Yani güzel şeylerin. Tepkiler çok güzeldi. Hani bir de bizim orası aslında biraz küçük bir yer sayılır. Herkes birbirini tanıyor. Tabii tanıdık çok olunca kutlayan da çok oluyor. Tebrikler çok oluyor. Hayatında neler değişti? Yani hala uğraşıyorum. Hani çok ciddi böyle bir basamak atlamış sayılmam ama hani yavaştan yavaştan kendi çapımızda müziğe devam etmeye çalışıyoruz. Onun dışında babanla çalışıyorsun herhalde değil mi? Zonguldak'ta kendi... Yarışmadan sonra babam devam ediyor. Ben biraz daha ara verdim. Ne iş yapıyordunuz? Yani lokantacıydık biz. Babamın lokantası var. Oh, o zaman bütün Zonguldak'ın lezzetlerini senden dinleyeceğiz. Tam bir ustayı bulduk karşımızda. O lezzetli kısma sonra geleceğiz. Özcan Bey, çırak olmadan usta olunmaz değil mi bu hayatta? Olunmaz efendim. Sizin hayat ustalarınız kimlerdi? Babamdı. Neler öğretti size? Çok çalışmayı öğretti. Yine çalışmayı öğretti. Yine çalışmayı öğretti. Annem ve babam çok dürüst olmayı öğretti. Helal lokma yemeyi öğretti. Ve mütevazi olmayı, Cihat kardeşimin dediği gibi. Bu hayatın geçici olduğunu, insanlara faydalı olmak gerektiğini öğretti. Ve okumak gerektiğini öğretti. Dolayısıyla daha sonra da Cumhurbaşkanımız. 2002 yılında ben girdim. Kurulduktan sonra girdim. O zaman da milletvekili adayı oldum. Çok gençtim. Seçilemedim. Sonra gençlikten mi seçilemediniz? Sıralamadan diyelim. Aslında gençlere rağbet vardı siyasette. Evet. Ama sıralama o zamanlar tabii 4. sıradaydık. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımız başbakandı. Benim belediye başkanı olmamı istedi. O gün bugündür böyle devam ediyoruz. Şimdi memlekete döndüğümüzde Zonguldak deyince aslında Karadeniz turuna gidiyoruz. Ama mesela böyle hiçbir zamanda hani bir Karadeniz turuna gittim de Zonguldak'ta şöyle bir şey vardı. Duymuyorum. Neden sizce? Şimdi efendim. Ne eksik kalıyor orada? Zonguldak Cumhuriyet'in ilk ili. 1924'te il oldu. Kömür 1850'lerde bulundu. Ondan sonra orada şehir kuruldu. Dolayısıyla aslında Zonguldak yanlış yere kurulmuş bir şehir. Kömürün üzerinde şehir var. Biz alttan kömür çıkartmaya çalışıyoruz. Çökmeler meydana geliyor, tasmanlar meydana geliyor. İmarla, iskanla ilgili problemler var. İlçelerin geçmişi daha eskidir. Daha köklü geçmişe sahiptir ilçelerimiz. Karadeniz Ereli gibi, Devrek gibi. Safranbolu, Karabük. Bir de Zonguldak küçüldü yani. Bartın ve Karabük bizim ilçelerimizdi, il oldu, ayrıldı. Zonguldak'ta var, mağaralarımız var. Biz Zonguldak'a tur yapmalıyız. Çünkü diyorum nokta nokta bırakıyorum. Evet. Sizinle başlıyorum. Cihat Bey ve Hasan bize dolduruyor. Biz bir Zonguldak gezisi yapmak istiyoruz. Çünkü buyurun. Deniz, mavi, yeşil, siyah, kömür, maden müzesi, kömür madeni, kömür ocakları, ilçelerdeki görülmesi gereken yerler, işte Ereğli'deki mağaralar, Devrek'teki tarihi kalıntılar, bastonu, beyaz baklavası, simiti, kömeci, ekmeği, fındığı, çeliği, çileği, elpek bezi, yoğurdu. Gerçekten görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Çünkü bunları yemek için gitmeliyiz. Bir. Balık için gitmeliyiz. İki. Kömür için gitmeliyiz. Üç. Şimdi bir de Cihat Bey'e soralım. Biz Zonguldak'a gitmeliyiz. Çünkü metropol yaşantısının içerisinden bazen ne yaparsınız? Nefes almak için kaçmak istersiniz. Bu kaçış noktalarını da belirlerken sizin için en önemli mesele nedir? Süre. Ankara'da yaşayan veya İstanbul'u bir tarafa bırakalım, Ankara odaklı gittiğimizde Ankara'da yaşayan birisi için denizle ve balıkla aynı anda buluşabilmek için en yakın destinasyon Zonguldak ve ilçeleri. Ya bugün Ankara'dan yola çıktığınızda ikinci saatinizin içerisinde deniz kenarında taze balığınızı yiyebilme imkanı size sunuyor. Bir şey buyurun, daha ekleyeyim. Adrenalin. Pardon.
Şimdi sadece şey olarak bakmayalım. Hani çekilen çilenin görünmesi veya ekonominin görünmesi değil. Gerçekten o yerin o altına inme duygusu beraberinde farklı bir adrenalinin de vücudunuzda hissetmenize neden oluyor. Şimdi çok güzel bir müze kazandırıldı Türkiye Taş Kömürü Kurumu tarafından, Eğitim Müzesi adı altında. Bizzat o -560'da yaşanılan yaşantıyı size yüzeye yakın bir yerde hissettiren sadece bir mağara var. Onun için bile sadece bunun bence, için değil dahi, sadece bunun için dahi mutlaka onu girip o deneyimi sağlamak lazım. Bu adrenaline bir de biraz önce Özcan Bey'in de belirtmiş olduğu mağara turizmi. Ya bugün Gökgöl Mağarası Türkiye'nin sayılı mağaralarından bir tanesi. Evet. Ereğli Cehennem Ağzı mağaraları yine aynı şekilde. Bir de son dönemde rafting çalışmaları da başladı Filyos Nehri üzerinde. Bu da raftingin de artık sisteminin oturmasıyla beraber Zonguldak bir adrenalin turizminin de önemli destinasyonlarından biri olacak. Özcan Bey, şimdi sohbetimizin en lezzetli yerine gelelim bence. Hafta sonu böyle bir Zonguldak sofrası kuralım. Kuralım. Önce sizinle kuralım. Sonra Hasan'ın restoranına gidelim bakalım neler var. Tamam. Şimdi ben bir şeyler getirdim zaten. Bu devrek simidi. Devrek bastonu, devrek simidi değil mi? Her ilçeden var burada. Zonguldak'tan kendisi var. Madenci var. Çaycuma'nın manda yoğurdu var. Kalın bir kaymak tabakası vardır üzerinde. Ne özelliği vardır onun? Ya, yani o daha mı koyudur, daha mı katıdır? Daha, evet öyledir. Evet. Kıymetlidir yani, pek de bulunmaz. Evet. Büyük marketler istiyorlar, yetiştiremiyor bizimkiler ama şimdi... Simidin ne farkı var şimdi? Simit, bana bu, ben bunu sokakta görsem işte İzmir simidi, Ankara simidi, bu, İstanbul simidi diyebilirim. Yani tabii, nedir farkı? Bu pekmezle pişiriliyor. Şimdilerde şekerli su kullanılıyor ama orijinali pekmezle kızartılır simit. Kestane Bursa'dan mı geldi, sizin mi? Karadeniz Ereğli'den. Karadeniz Ereğli'den. Evet. Türkiye'nin en iyi kestanesi Ereğli ormanlarındadır. Öyle mi? Çok ormanımız vardır bizim. Yani şehir merkezinden yürüme mesafesi 5 dakikalık yürüyerek, 5 dakikalık mesafede yürüyerek orman içine ulaşırsınız. Gökyüzünü göremezsiniz. Öyle ormanlar vardır. Fındık klasik. Fındık Alaplı'da daha çok vardır bizim. Evet. Beyaz baklava dediğiniz sohbeti de dikkatimi baklava, çekti. Şimdi de dikkatimi çekti. Çiğ zannedilir ama değil. Bu 4 saatte pişirilir. 70 derece ateşte pişirilir. Taş fırında, odun ateşinde çiğ gibi gözüküyor ama değil. Çok da lezzetlidir. Cevizli kömeç yine. Cevizlidir bu. Bunlar bizim... Cevizli kömeç, börek. Bizim bölgemiz dışında yapılmaz bu. Bunları başka yerde göremezsiniz. Börek gibi düşünebilirsiniz, evet. Köy ekmeğimiz. Trabzon ekmeği klasik. Farklı. Farklı, farklı mı? Farklı, farklı. Onlarınkinden farklı. Yani o zaman öyle görüyoruz. Biz her bunu gördüğümüzde işte Zonguldak aklımıza gelmiyor. Direkt yani, Trabzon ekmeği diyoruz mesela, evet, aslında. Evet, evet, evet. Dediniz ya işte Bursa kestane dediniz, evet, mesela. Evet, evet, evet. Halbuki Bursa'da kestane yok. Kestane dışarıdan geliyor Bursa'ya. Bu çilek reçelimiz Osmanlı çileği, yine Ereğli'nin. Osmanlı çileğinin diğer çileklerden farkı nedir? Daha küçük olması daha herhalde küçük, değil mi? Daha küçük, böyle biraz böyle beyaz gibi. Beyaz çok gibi. Çok koyu kırmızı değil. Çok lezzetli olur, kokulu olur. Kömür başka yerde yok. Kömür? Yani bu kömür başka yerde yok. Evet. Bu kalori değeri yüksek, koklaşabilir özelliği olan taş kömürüdür. Yani sadece demir cevherini bu eritebilir. Diğer Türkiye'nin diğer taraflarında lignit kömür ya da diğer kömürler kalori değeri düşüktür. En yüksek ve bundan 1.3 milyar ton hala rezervimiz vardır. Ondan sonra devrek bastonumuz var. Bu baston bu şimdilerde ne diye kullanılıyor? Yani ya bu ben çok veriyorum yani, çok dağıtıyorum. İsteyen de oluyor. Yaşlarımızdan isteyen de oluyor. Bu bir semboldür, simgedir. Elde mi yapılır? El emeği, göz nurudur tamamen. Tabii makinede artık tornada falan da yapılıyor ama biz onları tercih etmiyoruz, tavsiye etmiyoruz. Bu kızılcık ağacı, devrek ormanlarında olur. Beyaz gövdelidir. Elle işlenir, çıtırdama yapmaz. Daha sonra nitrik asitle renklendirilir. Ucunda eskiden manda boynuzu olurdu. Şimdi sert plastik var. Yaşlılarımız bunu kullanmak isterlerse plastik takılır kaymasın diye. Şimdi bu da herkes hediye de götürülmez değil mi? Baston nereden hediye geldi falan. Yok, bu hani bir asalettir. Bu bir güç simgesidir. Sağlık simgesidir. Öyle midir? Tabii bir süs eşyasıdır. Bir duvarda asılabilir. Ama bir gün de kullanılabilir. Yani düşmez kalkmaz bir Allah, bir gün lazım olabilir. Mm-hmm.
Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu dert beni diyar diyar gezdirir. Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu dert beni diyar diyar gezdirir. Lokman hekim gelse yaramazdırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Lokman hekim gelse yaramazdırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Ormanlardan aşağı aşar gezerim. Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yarin hayali karşımda durur. Karadır kaşların benzer kömüre. Yardan ayrı düşmek zarar ömüre. Karadır kaşların benzer kömüre. Yardan ayrı düşmek zarar ömüre. Kollarımdan bağlasalar zincire, kırarım zinciri giderim yâre. Kollarımdan bağlasalar zincire, giderim zinciri giderim yâre. Ormanlardan aşağı aşar gezerim. Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yarin hayali karşımda durur. Hasan'cığım ağzına sağlık. Ne kadar güzel söyledin. Teşekkür ederim. Ben de bu kadar seviyorum bu türküyü ve ben bugüne kadar hiçbir şekilde bir Zonguldak türküsü olduğunu da bilmiyordum açıkçası. Ama senin sesinle çok daha güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Şimdi Alaplan'ın oyun havalarından girelim. Evet. Zonguldak'ın hayat tarzıyla çıkalım. Sonra ben bir de şeyi merak ediyorum. Şimdi Hasan'ı evlendirdiğimizi düşünelim. Sonra oraya gelelim. Bir Zonguldak'ta bir düğüne gittiğimizde ne oluyor? Bir de onu da sizden dinleyelim. Şimdi önce Alaplı oyun havalarından başlayalım. Tabii nedir özelliği? Şimdi şöyle bir şey. Karadeniz'in oradaki ritmi aynı zamanda da türkülerine de yansımıştır. Her ne kadar Hasan Bey'in biraz önce paylaştığı muhteşem türkü işte içerisinde ağır ezgiler bulundurmak ve ağır sözler bulundurmakla birlikte bu kıvrak oyun havaları da Zonguldak oyun havaları ve Alapla oyun havaları adı altında da markalaşmıştır. Evet. Şimdi Zonguldak çok enteresan bir geçiş bölgesinde. Karadeniz'in en batısı, Marmara'nın da en doğusu. Evet. Bu geçişin de birçok özelliğini içerisinde barındırır. Şimdi bir kere Zonguldak'ta hayat akşam saat 6'da 7'de bitir. Bitmez. Gece saat 11, 12, 1'de Devrek'te, Ereğli'de, Çaycuma'da, sahil kenarında veyahut da ırmak bizim Filios Nehri başlı başına zaten evet. Hayatı şekillendiren bir unsurdur. Kızlı, erkekli, aileli birçok insanı sokaklarda görürsünüz. Yani yaşam gece 12'de 1'de hala devam eder. İkincisi çok medeni bir yaşam tarzı vardır. Hiç kimse bir başkasına dönüp yan gözle dahi bakmaz. Ve bu da sosyalleşmeyi de beraberinde getirir. Özellikle bizim İç Anadolu'dan gelen
arkadaşlarımız. Hı hı. Bizim memleket civarına geldiklerinde o hayatı gördüklerinde ya burada bir festival mi var? Yok, gerçekten Zonguldak ve ilçelerinde hayat festival tadında devam eder. Bu sosyalleşme de beraberinde restoranlar, kafeler, gezilecek, görülecek yerler, canlı müzik yapan mekanlarla da birleştiğinde harika bir yaşam tarzı beraberinde sunar. Şimdi buraya geldiğinizde bunu mutlaka ben orada söylemeliyim deyip de unuttuğunuz bir şeyiniz var mı? Var. Neyi söylemek istiyorsunuz? Şimdi çok güzel şeyler söylediler. 80 ilden göç almış. Kozmopolit bir yer. Herkes kardeşçe yaşıyor. Suç oranı çok düşük. Hı hı. Güvenilir bir yer, güvenli bir yer. Ve hak aramasını bilen bir yer. Modern bir yer, çağdaş bir yer. Emeğin başkenti. Bir olay... Türkiye'de iki yerde dile getirilir. Biri İstiklal Caddesi, biri Madenci Anıt'ın önü. Doğru. Vatana, millete, bayrağa bağlı, kadir kıymet bilen, kamuya saygılı. Mecliste en çok ziyaretçiyi alan iyi ev sahipleri değil mi? İyi ev sahipleri, misafirperver. Balık dedik, biraz önce Kozlu'dan bahsetmedik. Balık, evet. Kozlu deyince balık. Ve... İşçinin, çalışmanın, güvenliğin, sorumluluğun ne olduğunu bilen insanlar Zonguldak'ta bir arada yaşıyor. Geleneklerimiz konusunda da bizim nüfusumuz kadar nüfusumuz dışarıda. İstanbul'da, Bursa'da, ne bileyim Antalya'da, hı hı, yurt dışında. Onlar orada dernekler kuruyorlar. Örf adetlerimizi, orada yaşatıyorlar. Değerlerimizi, milli değerlerimizi yaşatmaya çalışıyorlar. Kültürel değerlerimize sahip çıkmaya çalışıyorlar. Biz festivaller yapıyoruz. Devrek'te yapıyoruz, Ereğli'de yapıyoruz, ilçelerde İnşallah yapıyoruz. İnşallah bu sohbetin devamını sizin festivallerinizden İnşallah. Birinde yapalım. Çünkü bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah geldi. O festivallerden bir tanesinde sizi Zonguldak'ta ağırlayalım. Burada konuşamadığımız şeyleri de orada konuşalım. Tamam. Yerinde yiyelim, içelim, anlatalım konuklarımıza. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür katıldığınız için. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın.